Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün 2011 Accentera aracımızın plaka lambalarını değiştireceğiz. Üstündeki plaka lambaları normalde bu kadar az ışıtmıyordu. Daha iyi ışıtıyordu. Daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Ve şu anda da zaten pır pır yapıyor. Sağdaki daha parlak, soldaki daha biraz daha sönük duruyor. Bunun değişimini gerçekleştireceğiz. Aldığımız ürün Nikkei'nin ürünü, arıza lambası yakmayan ürünü. 36 milim arkadaşlar bunun ölçüsü. Yani 36-39, ikisi de uyuyor gerçi oraya ama bu biraz daha rahat oluyor. Şimdi değişim işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sökme işlemine geçebiliriz. Sökme işlemi için plaka lambalarının hemen altında, kenarında, sağında, solunda bulunan iki tane vida yıldız tornavida da yardımıyla sökerek işlemimize başlayacağız arkadaşlar. Bunun için bir yıldız tornavida, bir tane de esnetmek için düz tornavidanın olması yeterlidir arkadaşlar. Evet, vidaları aldıktan sonra direkt olarak düşüyor zaten plaka lambasının kapağı. Hemen bir düz tornavida yardımıyla kenarından esneterek şu şekilde dışarı alıyoruz lambanın şeyini. İçindeki eski ledimizi söktükten sonra hemen yenisini de şu şekilde tekrar yerine oturtuyoruz bunu. Bu şekilde oturdu arkadaşlar. Şimdi bir denemesini yapalım. Evet, farklarımızı açtığımızda gördüğünüz gibi gayet güzel bir aydınlatması oluyor. Bu şekilde farkı da görebilirsiniz sağ ve soldakini. Şimdi soldakinin söküm işlemine geçelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde soldakini de iki tane vidasını söktükten sonra değişim işlemini yapabiliriz. Tornavida yardımıyla esneterek içerisinden plaka lambamızı soketini dışarı alıyoruz arkadaşlar. Eski lambamızı söktük. Şimdi yerine yenisini oturtalım. Şekilde gördüğünüz gibi bu da oturdu. Bunun da bir kontrolünü yaptıktan sonra kapaklarını kapatabiliriz. Evet, ampulümüz yanmadı arkadaşlar. Hemen bir ters düz olay var mı? Onu bir kontrol edelim.
Evet, ters düz olay varmış arkadaşlar ampullerde. Bunun kontrolünü de yine siz takmadan önce yapabilirsiniz. Sağdaki direkt yanmıştı. O yüzden hiçbir şey yapmamıştır. Bu şekilde gördüğünüz gibi ailenin atması da gayet başarılı. Şimdi son olarak kapaklarımızı kapattıktan sonra işleme devam edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak da kapaklarını yerine oturttuk. Vidalarını sıktıktan sonra işlemimiz bitiyor. Bu tarafını da kapağını oturtalım. Yine tekrar bir yıldız kanalı yardımıyla vidaları iyice sıkacağız. Evet, işlemimiz tamam arkadaşlar. Son olarak tamamlanmış hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir aydınlatması oluyor. Evet, bu videoda böylelikle sona geldik arkadaşlar. Yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.